Merhabalar, Bebeğimi Büyütürken programından herkese merhaba. Bakalım bu hafta merak eden hangi konularla sizlerleyiz? Çok sevilen bir oyuncu var şu anda karşımda. Evet, aslında baba özelliğiyle şu anda yanımızda. Bakalım bize neler anlatacak Umut Oğuz. Hoş geldiniz. Çok sevilen öyle değil mi? Arkaya bakayım şöyle. Yok, sizden bahsediyoruz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim vallahi, mutluyum. Soranlara mutluyum diyorum. En güzelini söylüyorsunuz bence. Vallahi hep korkutuyorlardı, uykusuz geceler, bunlar daha iyi günleriniz falan filan. Evet, her, o fix ama ya. Ya ama her geçen gün biraz üstüne koyuyor ya. Hiç öyle korkuttukları gibi değil. Daha da mı zorlaşıyor yoksa? Yok, tam tersi, kolaylaşıyor. Ben işte bu konuda yazmaya da başladığım için artık böyle çok analitik düşünüyorum. Bizim insanlarımız bebekleriyle bağ kurmadığı için iş zorlaşıyor. Bence de en önemli konu. Evet. Peki Umut Oğuz nasıl bir baba? Aslında bu soruyu en iyi benim eşim cevaplar. Bu az önce misafirlerimiz vardı. Hatta bir tayfa gitti. Tam diğerleri geldi. Ben sarıldım, şimdi çıktım. Geliyorum, çok bekleyin. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Estağfurullah. Gelenler beni anlatınca ben anlıyorum nasıl bir baba olduğumu. Çünkü etrafta bu bizim özellikle tenzih ediyorum. İyi babalar elbette var ama babalık kavramının altı biraz boş bırakılmış. Hani çok geriden gelen işte babalarımız uyuyunca severmiş, sarılmazmış, öpmezmiş falan. Bunları miras gibi yani çok dangalak şeyler. Genetik aktarım gibi aslında. Taşımaya devam. Hayır, aslında onu durdurmak kolay bunu yani. Ben hani babamla öyle çok sarmaş dolaş büyümedim ama çok şükür bir alışverişimiz vardı. Bugün ben işte bu kitabımın başlığı da bu. Baba olunca anladım içimde bir anne olduğunu diyorum. Aa, çok güzel. Yani evde mesela biraz sen bak sen bak kavgası oluyormuş evlerde. Bizde biraz da bende dursun. İşte bu sefer ben değiştireceğim altını falan durumları oluyor. O zaman siz nadir insanlardansınız. İşte böyle söyleyince insanlar bana garip gelmiyor. Ben mesela altını değiştirmeyi çok seviyorum yavrumun. İşte sarılıp buramda uyutmayı çok seviyorum. İşte annesi uyuyunca süt yaptığı için onu uyutmak adına sağıyoruz mesela. Emzirme işini bile yapıyorum. Uyandığında annesini uyandırmadan ben doyurup tekrar uyutup koyuyorum falan evdeysem. Şey. Bunlar olması gereken şeyler ama görüyorum ki babalar gerçekten hani her şeyi annenin üstüne kaktırıp sanki annenin bebeği, annenin çocuğu gibi. Evet. Bu ayrımı yakalamanız çok önemli. Ama mesela babalar şunu atlıyorlar. Tabii ki anne yetiştirecek falan filan diyorken bana da uyuz olmaya başladı. İşte böyle beyanatlar verdikçe. Ama ileride bebekken kurmadığın bağın vebali çok ağır oluyor. Kuramıyorsun. Şu an baba işte laf geçiremiyor. Saçma sapan kavgalar oluyor. Çünkü ben sevgiyle büyümüş çocukları da görüyorum. Evet. İletişim kurduğun zaman çocukla konuşabiliyorsan ki bizim yavrumuz anne karnındayken biz konuşmaya başladık. Geçen işte bir operasyon geçirdik. Kasık fıtığı operasyonu. Hani başına gelen aileler varsa ya da böyle bir teşhis konmuşsa gerçekten korkmayın. Bizim yavrumuz 2 aylıkken oldu. Çok küçükmüş. Ben biraz zorlandım tabii. Hani ilk defa böyle genel anestezi falan durumu olunca. Çünkü ben de olmuşum. Genetik olarak şans yok yani. Kaçarı yok. Evet, genetik eşimin aktarım. Abisi de olmuş bebekken. Abisinin oğlu da olmuş bebekken. Her taraftan. İki gen de çakışmış o zaman. Evet, çok iyi bir doktor bulduk. Nihat Bey sağ olsun Sarıyer Etipal'de. Nefisti yani, hem rahatlattı, ekibi de çok tatlı. Hemşireler gülü oynayalım götürdüler. Hiç en ufak bir kaygımız olmadı. Mesela 2 aylık çocuktan daha 2 aylık bile değildi. Kan alınacak. Evet. Anestezi testi falan, kan testi yapılacak. Şöyle kolunu bacaklarını gerince bir anda gerilip ağladı. Ki çok ağlayan bir çocuk değildir. Ben bir saniye müsaade istedim. 3 tane hemşire var. Hatta bizim Sevim hemşiremiz var. İşte Sevim anamız. O muhteşem Sevim ana bir numara gerçekten. Evet. Çok selam olsun. Valla helal olsun. Muhteşem bir kadın. Muhteşem bir uzman. Evet. Onun kucağındaydı. Ben bir saniye müsaade istedim. Dedim, o anlattım oğluma. Sustu, beni dinledi. Dedim ki bu herkes senin iyiliğin için burada. Çok az canın yanacak. Ama bu zarar verecek bir şey değil. Böyle dinledi beni.
sakinleştirdim. Sadece iğne koluna girerken böyle bir yüzünü ekşitti. Tamam dedim, buradayım, sakin. O dört tüp kan alınırken en ufak bir şey, sadece gözümüze baktı, ağlamadı. Gerçekten. Bitti. Ve hemşirelere baktım, gözleri doldu. Dediler ki böyle bir aile görmedik, böyle bir iletişim görmedik. Bizi genelde insanlar gidip burada tehdit ediyorlar. Çocuğumuz ağlarsa bak gösteririz gününüzü. Evet. İşte bir şey olursa falan evet, filan. Evet, çok karşılaşıyoruz bunlarla. Ve yani damarı görünen çocuktan kan alamıyoruz dediler gerildikleri için. Ben teşekkür ettim. İşlerini çok iyi yapıyorlardı. En önemlisi. Ve hiç en ufak bir aksilik olmadan kan aldılar. Sakin sakin çok huzurlu geçirdik. Ben ailelere en çok bunu tavsiye ediyorum. Bebeklerin gıdadan daha çok sevgiye ve iletişime ihtiyacı var. Evet, en önemlisi iletişim. Evet. O zaman bu iletişim için dönmek istiyorum. Eşinizin hamilelik süreci çok iyi geçmeli. Bu şekilde olduysa eğer. Ya bir nasihat aldım. Ben de bunu şu anda varsa bizi illaki vardır gebeler ve aileler. En iyi nasihattı benim için. Bir dostum en iyi hamilelik mutlu hamilelik dedi. Evet. Biz de olabildiğince mutlu olduk. Gezdik. Yani gebeliğin son gününe kadar biz işte Bolu Abant'taydık dağda. Gece geldik. 12-1 gibi evdeydik. Sabah gittik, doğum yaptık. Yani son ana kadar gezdik gebeyken bile. Hatta bizi oraya davet eden firma ambulans yok bilmem ne falan, ne yapıyorsunuz? Sorun değil. Cesaret. Yurt dışında geçirdik 1,5-2 ayını. İnsanlar inanamadı. Yani gezdik, sürekli dolaştık ki şeyi zannediyorlar, hani hamileliği bir hastalık gibi görüyorlar ki evet, benim maalesef. Eşimin hamileliği kolay geçmedi. Hani tiroid çıktı, gebelik kolestazı çıktı son 2 haftada falan, acayip zor ve ağır bir süreçti. O, ben de yaşayan bir anne olarak öyle çok mi? Zor. Yani ve mesela 10 sene öncesine kadar gebelik kolestazı dediklerinde hemen yatırıp anneyi kesip alıyorlarmış çocuğu. Evet. Şimdi Allah'tan algı değiştiği için ilaç tedavisiyle biraz sakinleştiriyorlar, bastırıyorlar. Biz onda tedaviye cevap verdi eşim. 2 hafta daha tutmayı başardık bebeğimizi. Ay çok güzel bir şey. 39. haftanın ilk günü doğum yaptı. Bence konuşarak başarmışsınızdır onu. Vallahi telkin ede ede. Dün mesela ben bir de çok şey oldum. Duygusal bir adamım zaten. İyice şey pert oldum. Yani sürekli mesela bebekleri çok gözlemliyorum. 2,5-3 aylıkken karnında yalnız onunla bir konuşma yapmış. Dün mesela bunu söyledi bana. Ben senin iyi bir çocuk olacağını biliyorum. İyi bir insan olacağını biliyorum. Buna inanıyorum. Buna sen de inanıyorsan gel. Eğer buna dair bir inancın, bize inancın falan bir sıkıntı varsa gelme demiş. Yani tercih senin. Biz gelmeni çok istiyoruz. Seni çok seviyoruz. 3. ayı geçtikten sonra da teşekkür etmiş. Yani 3 aya kadar cevap beklemiş ondan. 3. ayı geçtikten sonra teşekkür etmiş. Ve şu anda bizim yavrumuzun ilk reaksiyonu göz göze geldiğimizde ne olursa olsun ki ilk tebessüm ediyor, bir şey yapıyor, gülümsüyor, gözleri gülüyor falan. Ya sizin anlatırken bile bu haldeyseniz yan yana sizi düşünemiyorum gerçekten. Çok pozitif bir çocuk oldu. Aslında üzüntüm ne biliyor musunuz? Çoğu bebek böyle. Böyle olabilir. Yani tertemiz, bembeyaz bir sayfa fakat gerçekten bir şeyler eksik kalıyor. Evet. Mesela en büyük hatalardan bir tanesi, kızacaklar belki çoğu insan bana ama çiftlerin anne babaları ya da aile büyüklerinin müdahil olması. Bu çok büyük bir haksızlık. Yani o insanlar kendileri yetiştirecekler. Eğer yardıma geliyorsanız, desteğe geliyorsanız anneye destek olun. Evet, bebeğe değil. Bebek annenin. O zaman sormak istiyorum, profesyonellerden mi yoksa büyüklerden mi daha destek aldınız? Daha yeni bir röportajı, onu kesinlikle profesyonellerden diyorum. Şimdi tamam. Vallahi zor. Şimdi annem affetsin. Yani sürekli akıl veriliyor. Çocuğu tuzlayın, öteki kundaklayın falan filan. Yahu tuzlayın kokmaz. Yani günümüzde duş alıyorsun ve kokmuyorsun zaten. Yani bu başka bir şey. Annem en son 25 yıl önce doğum yapmış. Kayınvalidem 12 yıl önce yapmış. 4 yıl önce doğum yapmış bilinçli bir anne var, komşumuz. O bile ağzı açık bakıyor. Aa, bu böyle mi olmuş? Şu şöyle mi olmuş? Yani ne her kadar aslında değişiyor her şey. Update olan, değişen bir durum, evet. Bu. Bebek ve anne bebek durumu, ilişkisi, işte sağlığı, psikolojisi ve şeyde de doktorların bakış açıları da değişiyor. Dünyanın sağlık literatürü de değişiyor. Bize akıl vermeye çalışıyorlar. Yani 4 yıl önceki hatun bile doğum yapmış, böyle şok oluyor, şaşırıyor. Sizin döneminizden bugüne çok şey değişti. İnanılmaz. Artık. Düşünsene 10 sene önceki, evet, bizim yaşadığımız kolestaz durumunu hemen yatırıp ameliyat ediyorlardı, alıyorlardı. Evet. Şimdi mesela sakin sakin karşılıyorlar. Çok değişiyor. O yüzden
Bu değişimi takip eden profesyonellerden beslenmek çok önemli. Biz zaten işte Sevim Anayla artık falan olunca benim şimdi 15 günlük bebekle kucağımda çılgınlar gibi evde dans ettiğimi görünce tamam dedi ya, aradın baba sensin. Budur. Evet, biz hemen dedi bir şeyler yapalım falan, koyduk. Şimdi YouTube'a program çekmeye başladık ezber bozan ya, bebekler harika, diye. Harika gerçekten, özellikle de o Sevim Ana'nın bakışları diyorum ben. Evet, orada bittim gördün, yani evet, inanılmazdı. Evet. Ya muhteşem bir kadın. Ben yani her saatte arasam Sevim uyumuyor, ne yapacağım diye direkt yani tamam sakin bu şekilde bunlar ve gerçekten hayır çözüm ya çözümsün sen biliyorum. Ve seviyor. Evet. Ben mesela çok hani okullara da gidiyorum, firmalara da gidiyorum, konuşuyorum, işler yapıyorum. İşte o Konfüçyüs'ün lafı çok önemlidir. Hani sevdiği işi yapanlar ölene kadar çalışmazlar diyor. Sevim arada öyle, bu iş hayat biçimi olmuş onun için. Arıyorsun hani bir rahatsız ediyor muyum kaygısı bile yok. Yok şimdi, gerçekten. Ve biliyor. Mesela bir bebek süreci öyle bir şey ki her geldiğin dönem yeni bir sayfa. Şimdi biz üçüncü aya geldik. Üçüncü ay bambaşka bir şey şimdi. Çocuk daha farklı. Ayağa kalkmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Bizimki biraz daha hareketli. 4-5 ooo. Bir şey soruyorsun, bir şey öğreniyorsun mesela. Evet. Ben annemleri eğitmek, mesela bebeğimi eğitmekte zorlanmıyorum. Annemleri eğitmekte çok zorlanıyorum. Yani üstünü ört o çocuğun üşür diyor. Bunu üşümez. Anlatamıyoruz, hayır. Yani ben de çok zorlandım. Evet. Klima kapatılır falan. Ya klima tehlikeli. Mesela doğal bir soğuk var. Bir derecesi var ama yani. O dereceyi tutuyorum ben evde. Açıyorum klimayı. Direkt esintiye gel. Biz daha açmadık ama şöyle mesela salonda klima var. Salonu açıp kapıları açarak mesela odaya serinlik ipesi. Ona, ama mesela bebeğe doğru klima yok, hayır, o normal zaten insanı da öldürüyor yani. Yok o değil. O değil ha. Mesela dışarıda bir esinti var. Sadece beziyle zaten. Bizim gibi çıplak geziyor. Bugün gelen misafirler bile, birisi gazeteci falan, öteki eğitimci. Ya esinti var acaba falan. Sadece bakıyoruz hemen herkes, ama tamam biz konuşmadık, tamam sustuk falan. Müdahil olmayalım ya, bence deyip susuyorlar. Değil mi? Ben annemlere şeyi soruyorum mesela, bebeğinizin eli ayağı soğuk ne yaparsınız? Evet. Sararım, sarmalarım, giydiririm, çorap patik giydiririm daha falan. Daha da onu kızamık döktürürüm. Evet ya. Şimdi mesela ya, bunları sokakta böyle konuşmak istiyorum annelerle falan. Evet. Ne yaparsınız? Bu hurafeleri yıkalım hep beraber. Çünkü ne güzel olur aslında. Üşüdüğünüz anne. İşte bu programda biraz amacımız o. Evet, değil mi? Hurafeleri yıkmak aslında ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz bu hurafeleri yıktığımıza dair. Evet, evet, evet. O zaman son olarak sormak istiyorum da size. Babalara önerileriniz nelerdi? Sizce o hamile eşlere nasıl davranmalılar? Ya bir kere şey çok önemli. Yani kitap okumak, tamam okumak önemli. Bizim şimdi bana da şey dediler, çok inanamadım. Kitap 200 sayfayı geçmesin. Neden? Anneler o kadar okumuyorlar. Ya okumak durumundayız. Tabii ki kalın kalın kitaplar olmasa bile konuyla ilgili makaleler okuyun, bir şey hani önemli, o bilgi önemli. Dille. Evet. Mesela kitap okumaktan daha önemli bir şey var. Eşini okumak, bebeğini okumak. Evet, onu şimdi, anlamak. Evet, saçmalıyor mesela. Normal dışarıdan baktığında zaman zaman saçmalıyor. Abuk bir şeye bozulabiliyor. Hamilelik sürecinde, lohusalık döneminde. Bunun bilincinde olursan, bu programı kafana yüklemişsen, kesinlikle, aptalca tartışmalara girmezsin. Yani bir sarılıp bak, sarıldığın zaman, elini tuttuğun zaman, bir sevgi gösterdiğin zaman hemen değişiveriyor modu. Çünkü onu bekliyoruz aslında biz de. Ya bir empati yapsan. Vücudundaki bütün hormon dengesi alt üst olmuş. Şimdi onun tarafına geçtiğin zaman anlamamak zaten, işte onlara öküz diyoruz zaten. Yani bu şimdi ona şey anlatmayacaksın ki. Evet, yani, ama ben gerçekten erkeksen, adamsan, babaysan, eşsen kadınını anlamakla mükellefsin. Bunu anlayacaksın. Onu işte tek o sana bak, bebeğini taşıyor. Senin soyunu devam ettirmek için sana bir bebek veriyor. Ömründen en az 2 seneyi Götürüyor. Yani götürüyor derken ona vakfediyor. 2 sene yekpare gidiyor. Evet, sonrası kapatıyorsun kendini aslında. O 2 sene içerisinde sen ne kadar onun hayatını alan açarsan. Ben mesela karımı uyutmak için bazen uyumasıyla görüyorum, ben uykum var diyorum. Yok diyor, uykum var diyorum. Yatağı bir koyuyor, kafayı koyuyor, gidiyor. Ben daha iyi okuyorum çünkü. O direniyor. Çünkü tutuyor kendini. O uyutuyorum mesela 6 saat uyutuyorum. İnanamıyor uyuduğuna. Çünkü biliyorum uyuyacağını. Ben mesela uyanırsa bizimki dışarı çıkıyorum, yürütüyorum, bir şey yapıyorum falan filan. İdare sohbet ediyorum. Ediyorsunuz en önemlisi, evet, zaten. Çocuğumla konuşuyorum falan, bir şeyler okuyoruz. Ama şey eşlere, erkeklere burada çok iş düşüyor. Kadının ya, idare edeceksin bak, bir madde. İdare edeceksin, onu anlayacaksın. Ve en önemlisi sevgi göstereceksin. Bizde gerçekten çok kazma bir gelenek.
sevgi göstermeyi ayıp zannediyoruz. Ayıp. Yani ben her bulduğum fırsatta öperim eşimi, sarılırım, elini tutarım. Ve o anda da ihtiyacı oluyor biliyor musun? Tam hissediyorsun. Mesela bir... Kesinlikle. Elimi uzatıyorum böyle. Tam diyor şu an böyle bir şey gelmişti diyor. Böyle bir şey hissettim falan. Ya da mesela hamileyken o bağı kuruyorsan gerçekten. Elimi koyduğum an bir kaygı gelmişti diyor. Ve sen elini koydun geçti diyor mesela. Oh ne kadar güzel. Şimdi bu aslında zor değil. İnsanda böyle bir şey evet. var. İnsanlar o bağı kurmayı tercih etmiyorlar. Evet yaşayabiliyorsunuz aslında. Kolayı bu. Ve buna girdiğin zaman bunun da inanılmaz manevi bir tarafı var. Erkek adına da çok manevi bir tarafı var. Ben zaten vicdanlı bir adamdım. Daha vicdanlı oldum. Daha hassas oldum. Mesela artık daha bağışlayıcıyım. Evet. Hayatınız mesela, değişti mi? Çok değişti. Yani saldıracağım bir yerde birine mesela gerçekten böyle 10 yıl önce, 15 yıl önce olsa uçup böyle bir tane geçireceğim bir şey, trafikte bir şey. Adam canına kastediyor. Evet. Gülüyorum böyle adama mesela. Direkt şimdi, aklınıza geliyor. Adam zaten tanıyor, özür diliyor falan. Bir anda ortalık enerji değişiyor. Daha farklı zaten oluyor. Kadim öğretilerde great teacher derler bebek için. Büyük öğretici derler. İnanılmaz büyük öğreticiler. Çok büyük öğretici. Mesela anestezinin etkisinden çıkmış yavrum. Biz böyle ben tutamıyorum, ağlıyorum. Annesi berbat. Açtı böyle ikimizi gördü. Gülümsedi. Bizim modumuzu tamamen değiştirdi ve tekrar uyudu. Şimdi, yetti o size zaten. O bize öğretti hanım. Sakin olun. Evet. Hani bir şey yok. Tamam ben geçti, iyiyim. Muameliyat geçti bu kadar. Ya ufacık bir bedeni fazla küçümsememek lazım. Çok büyükler. Çok büyük bedenler çok, ve çok büyük kalpler evet. Bence gerçekten. Ruhları çok eski ve bence çok yeni sürüm. Hani her evet. Yeni gelen jenerasyon daha yüklü geliyor, daha dolu geliyor. Biz şaşırıyoruz ya bebek bunu yapıyor, şunu yapıyor falan. Evet daha farklılar. Biraz onu okuyup ona göre aksiyon almak lazım. Yoksa geçmişte kalan alışkanlıklarla bugünkü bebeklerle iletişim kuramazsınız. Yok yani. Çünkü gerçekten çok zeki, folik asit çocukları diye boşuna demiyorlar onlara. İnanılmaz bir zeka ile bizleri de aslında döndürüyorlar. Tabii. Bak onlar eğitiyor bizi. Şimdi düşünsene ben daha sakin bir adam oldum. Evet. Millet diyor ki sen evlendiğinde değişmiştin, çocuğun oldu daha da değişti diyorlar. Bambaşka bir adamım artık. Öyle oluyorsun çünkü bazı şeylerin haddinden fazla büyütüldüğünü görüyorsun mesela belli bir yaşa kadar. Ve ben hani 40 yaşımda, 40 yaşından sonra işte 41 yaşımda baba oldum. Bence erkek için doğru bir yaş. Evet. 20-30 yaş arası baba olanların çok ciddi bir kısmı mutlu olamıyorlar. Çünkü olmuyor. Kan beyne 35 yaşından sonra gidiyor erkekte. Başka bölgelerde dolaşıyor. Onu o olgunluğa gelmeden, aile yapısını içselleştirmeden bebek yapmak bebeğe de haksızlık, kadına da haksızlık, aile yapısına da haksızlık. O yüzden biraz işte değişim dediğimiz bence o hiçliğe giden, o iç yolculuğu tamamlamak da demeyeyim. Ciddi bir şekilde kat etmek bence. En doğrusu. Bayağı şey oluyor hani bebekle. Hatta şimdi şeyi düşünüyorum. İnşallah durum böyle biraz güzel gider. Belki ikinci bir çocuk daha yapıp kardeş güzel bir güzel aile. Şey. Evet, evet güzel bir aile böyle. Çünkü etrafımızda çok ehil gözler. Bizi çok doğru yorumluyorlar. Hani böyle evet. Bize dair geri bildirimler hep olumlu oluyor. Ve bence bizim gibi sevgiyle büyütecek insanların çocukları olmalı. Olmalı. Çok çocuğu olmalı. Bence de böyle ailelerin olmalı. Hepimiz. Daha kendim da. Adına söylemiyorum. Evet. Yani yanlış anlaşılmasın. Sevgiyle büyüten her aile çok çocuk sahibi olmalı ve yani hep işte diyoruz ya bu dünya ne çektiyse sevgisiz büyüyen bireylerin nefretinden evet, çekmiş. Tarihte de öyle. Hani bir baba eksikliği, işte yeterlilik eksikliği, değersizlik hissi falan. Evet. Bunlarla büyüyen çocuğun bir tarafı eksik oluyor ve ileride yetki alırsa üstüne daha farklı tepkilerle çıkıyor bambaşka ortaya. İntikam oluyor. Yani aslına evet. Baktığında hayatta da çok insan geçmişte annesinden ya da babasından intikam alarak ilişkiler kurduğu için mutlu olmuyor. Evet, en önemli şey sevgi diyoruz. Tabii vallahi sevgi evet, çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Hadi. İyi ki geldiniz. Eyvallah. Gerçekten en önemli şey sevgi, sevgi, sevgi diyoruz. Ve programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Besin alerjisine boyun eğmek hiç size göre değil. Belirtiler bellidir. Siz fark ederseniz çok şey fark eder. Mesela huzursuzluk, sebepsiz ağlama, gaz sancısı, tekrarlayan pişik, ishal, mukuslu kanlı dışkı, ürtiken, egzama, beslenme sonrası huzursuzluk, kusma, iştahsızlık ve gelişim geriliği, hırıltılı solunum, öksürük, kabızlık, burun ve geniz akıntısı, sık hapşırma, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, otit, bronşit ve bademcik iltihabı, anafilaksi adı verilen ani ve şiddetli, hatta ölümcül olabilecek alerjik reaksiyon. Bu belirtileri siz de görüyorsanız, bebeğinizde besin alerjisi olabilir. Hemen bir uzman doktora danışın. Unutmayın, alerjiyle mücadelenin ilk adımı belirtileri tanımaktır. Siz fark ederseniz çok şey fark eder. Hep deriz ya bazen ye ve mutlu ol diye, ama tabii ki bu bazı aileler için mutluluk sebebi olmuyor. Bilinçsizce tüketilmiş gıdalar bizi çok çok yerlere götürebiliyor. İşte karşımızda öyle bir isim var ki ezber bozan bir hayat hikayesi onlarınki. Ve Alerjiyle Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Özlem Ceylan. İnanılmazsınız gerçekten. Ne diyeyim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. O kadar güzel bir şey yaptınız ki bütün aslında annelere ışık oldunuz ve size sormak istiyorum, bu besin alerjisi aslında direkt o doğum anından itibaren göğüste başlıyor mu? Anne sütüyle. Aslında tabii bazı bebeklerde daha erken ortaya çıkıyor. Henüz ek gıdaya geçmeden anne sütünden yarı parçalanmış olarak geçen proteinlerle bebek reaksiyon vermeye başlıyor. Bu bebekler genellikle besin alerjisi tanısı aldığı zaman aileler bir şaşkınlık yaşıyor. Evet. Hani diyorlar ki sadece anne sütü alıyor, aslında ek besine geçmedik, neden bir reaksiyon veriyor diye. Ama dediğimiz gibi anne sütünün içerisinde besin proteinleri var. Anne ne yerse aslında bebek de onu yiyor. Onu yiyor değil mi? Dolayısıyla o besinlere reaksiyon oluşursa erken o 0-6 ayda biz reaksiyonları görmeye başlıyoruz. Veya bazı çocuklar anne sütünden hiç etkilenmiyorlar. 6. aydan itibaren ek gıdaya geçtikten sonra reaksiyon verebiliyorlar. Yani bu anne sütünde yediklerimize dikkat ettiğimiz zaman aslında bebeğin neye alerjisi varsa çözüm olabiliyor mu? Tabii zaten eğer tanıyı bebek 0-6 aydan önce alırsa, o aralıkta alırsa anneye diyet veriliyor. Evet. Anne bebeğine ne dokunuyorsa onu kendi diyetinden çıkarıyor. Mesela süt ürünlerine eğer alerjisi varsa anne hiçbir süt ürünü kullanmaması gerekiyor. Oh, çok zor aslında gerçekten. Evet, çok büyük bir fedakarlık bir kere bir anne için. Evet, sizin de başınıza bu gelmişti değil mi Özlem Hanım? Ne yaşamıştınız o dönemde? Biz aslında daha doğar doğmaz oğlumda bir takım reaksiyonlar gördük. Emmeyi reddetme, işte cildinde bir takım döküntüler, kuruluklar, ama hep işte yaz aylarıydı, ona bağladık. İyi yıkayamamışızdır, işte şampuan artı kalmış olabilir diye düşündük. Ama 2,5 aylıkken Efe ciddi bir kanama geçirdi, bir kanlı dışkı gördük. Ondan sonra zaten inek sütü alerjisi teşhisi aldı ve ben hemen diyete girdim. Akabinde çoklu besinin olduğu, sadece inek sütüne değil, işte dana eti de, işte domates de, bir takım başka besinlerde. Dolayısıyla onları da ben diyetimden kesmek durumunda kaldım. 1,5 yıl böyle bir diyetle emzirdim bebeğimi. Peki bu genetik olabiliyor mu? Siz de alerjik miydiniz? Evet. Aslında genetik, şimdi alerjinin iki tane nedeni var. Tüm alerjilerin, sadece besin değil, ikisinden bir tanesi genetik faktörler, diğeri de çevresel faktörler. Genetik faktörlerde eğer anne veya babadan herhangi birinde veya birinci derecede akrabalarda bir çeşit alerjik hastalık varsa çocuğunuzda da alerji görülme riski maalesef ki artıyor. Çevresel faktörlerde tabii ki bildiğimiz üzere modern hayatın bize sunduğu işte GDO'lu gıdalar, çevre kirliliği, hava kirliliği, hayatımıza giren işte bir takım işte modern kimyasal katkı maddeleri veya biz toplum olarak artık D vitaminden çok uzak çocuk kalıyoruz. Büyütmeye başladık. Çünkü neden? Çocuklar dışarıda daha az vakit geçiriyorlar. Büyük şehirlerde büyüyorlar. Daha steril ortamlarda büyüyorlar. Bu da zaten 1980'li yılların sonunda bir İngiliz profesörün ortaya attığı bir tez. Hijyen teorisi ismi. Bir araştırma yapıyorlar binlerce çocuk üzerinde ve şu fark ediliyor. Siz çocuğunuzu ne kadar steril ortamda büyütürseniz, mikroplardan ne kadar kaçırmaya ve uzaklaştırmaya çalışırsanız aslında alerjik hastalıkların riskini o kadar arttırıyorsunuz. Yani çok hijyenik büyütmek, çocuk büyütmek de aslında doğru bir eylem değil. Aslında ne kadar büyütebilirsiniz değil mi? Elbet bir süre. Tabii. Mutlaka dışarı çıkarabiliyoruz. Yani o
Bağışıklık sistemini ben hep anlatırken annelere şey diyorum. Siz onu böyle birazcık hafif şımarık bir çocuk gibi düşünün. Evet. Onun eline bir oyuncak vermeniz lazım. Yani onun biraz hafif hafif mikroplarla tanıştırmanız lazım. Bunlar daha çok doğada karşılaşacağı, daha az zararlı mikroplarla. Evet. Yoksa siz onun elinden oyuncağınızı alırsanız o da ister istemez kafası karışıyor ve hiç reaksiyon vermemesi gereken, işte alerjin adı verdiğimiz, bu besin olabilir, ilaç maddeleri olabilir, polenler olabilir, solunum yolu alerjenleri dediğimiz alerjenler olabilir. Evet. Bunlara reaksiyon göstermeye başlıyor. Dolayısıyla orada bağışıklık sisteminin güçlenmesi için aslında bebeklerimizin bizim biraz daha doğayla ve toprakla iç içe büyümesi lazım. Bu ara çok duyuyorum gerçekten, bilmiyorum. Ben de kendimde olduğum için besin intoleransı, algıda seçicilik mi bilmiyorum ama çok arttı. Evet, değil mi çok besin? Arttı. Peki bunların risk faktörleri nelerdir? Şimdi eskiden dediğiniz gibi %1-2 olan oranlar %6'nın üzerine çıktı neredeyse ülkemizde. Yani. Şimdi %6'yı belki çevirmek kafamızda biraz zor olabiliyor. Biz annelere şöyle diyoruz. Ya her 17 çocuktan biri besin alerjisiyle doğuyor. Ya bu çok yüksek bir rakam. Türkiye'de diğer alerjileri de içine katarsanız solunum yolunu neredeyse her 4 çocuktan birinde alerjik bir hastalık var. İşte bu da bize şeyi gösteriyor. Biz hayatımızda bir şeyler yanlış yapıyoruz. Yani evet, bu alerjinin giderek artması. Çünkü genlerimiz bu kadar kısa sürede bu kadar değişmedi. Dolayısıyla bu değişen kadar geçici şey, olamaz değil aynen, mi? Aynen. Dolayısıyla değişen şey çevresel faktörler. Evet. Etkileyen şeyler. Dolayısıyla orada biraz bizim daha böyle biraz daha doğaya dönüp biraz daha böyle özümüze dönmemiz gerekiyor açıkçası. Evet. Yani organik ürünler tüketmemiz evet, gerekiyor ama evet, kaldı mı? Bilmiyoruz. Tabii mümkün olduğu kadar biz ailelere hep böyle diyoruz. Tabii ki bunun bir de ekonomik yönü evet, de var. Tabii biz bu biraz arz talep meselesi. Biz biraz o yöne doğru kayarsak, daha sağlıklı beslenmeye, daha sağlıklı yaşamaya doğru kayarsak aslında oradaki ürünler de ucuzlayacak. Ama bir yandan da şeyi de düşünmek lazım. Ekonomik olarak ulaşamıyorsak organiğe, mümkün evet, olduğu kadar yerele yönelelim lütfen. Evet. İşte yani o pazarlara gidelim, semt pazarlarına gidelim. O eski şeylerimizi hatırlamaya çalışalım. Bunlar çok çok gerçekten kıymetli şeyler. Daha da aslında onlarla iç içe tabii, olmuş oluruz tabii, değil mi? Yani hem yerel üretimi de açıkçası desteklemiş oluruz hem de daha sağlıklı çocuklar yetiştirmiş oluruz. Evet, kesinlikle. Peki bu besin alerjisinde birinci olarak hangisi sırada en çok alerjik reaksiyon gösteren gıda? İlk sırada inek sütü geliyor. İlk evet, çocukluk dönemi özellikle en sık görülen alerji, besin alerjisi nedeni inek sütü proteini. Çünkü bizim yapımıza çok ters. Yani inek sütü proteini anne sütündeki proteine evet, göre daha farklı bir yapıya sahip. Vücut bunu maalesef kafası karıştığı için vücuda zararlı bir bakteri gibi algılayıp bir reaksiyon veriyor aslında. Bu dediğim gibi her çocukta olmuyor ama giderek de artmaya başladı. Dolayısıyla biz ikinci sırada işte yumurtayı çok sık evet, görüyoruz. Akı olsun, işte sarısı olsun, her ikisini de sık görmeye başladık. Buğday keza çok sık karşımıza çıkmaya başladı, gluten içerisindeki buğday proteini. Akabinde soya, yine dünyada en sık rastlanan alerji türlerinden biri. Bizim toplumumuzda çok kullanılmıyor evet, ama soya alerjisi de çok yüksek. Yine keza dediğimiz gibi balık, deniz mahsulleri, yer fıstığı ve kabuklu yemişler. Yani fındık, fıstık evet, yer fıstığı aslında çok grubu, bilinmiyor ama çok da duyuyorum. Evet, yer fıstığıyla kabuklu yemişler biraz farklı aile. Evet. Yer fıstığı baklagil grubundan geliyor. Ve evet, özellikle Amerika'da batılı ülkelerde alerjisi çok ciddi oranda arttı ve çok evet, da ciddi tepkiler ortaya koyabiliyor. Yani evet, ölümcül olabiliyor, öyle söyleyeyim. Kabuklu yemişler, nefesi mi şişirdiği için? Evet, kabuklu yemişler Türkiye'de biraz daha sık görülüyor. Fındık, işte Antep fıstığı. Evet. Bunlar bizde birazcık daha sık görülüyor, badem alerjisi gibi. Anafilaksi dediğimiz, evet dediğiniz gibi ölümcül de olabilecek, çok hızlı gelişen, aniden ortaya evet, çıkan. Çocuğun eğer soluk borusu tıkanırsa, şişip tıkanırsa gerçekten hani birkaç dakika içerisinde çocuğu kaybedebileceğimiz evet, semptomlar ortaya çıkabiliyor. Gerçekten onu yaşayan bir insan olarak ben de semizotundan kaynaklı böyle bir evet, yani olsun, evet çok teşekkür ederim ama çok zor bir şey. Çok zor. Gerçekten çocuklarımızı hiç düşünemiyorum. Evet, gerçekten. Yani bir travma aile için, çocuk için, çünkü hani ölümün kıyısından dönmüş oluyorsunuz. Evet. Zaten o ailelere ilerleyen aşamada hekimlerimiz hep şeyi öneriyorlar. Adrenalin otoenjektör dediğimiz, o anda çocuğu hayata döndürülebilecek bir iğne var. Hep o iğneyle dolaşmak zorunda çocuk. Nereye giderse gitsin o noktadan sonra. O kadar o riskli, tam sınırda olanlar için değil aynen, mi? Aynen. Evet. Peki biz de suçlu muyuz aslında? Hamileyken yediğimiz gıdalarla bebeğimizin besin alerjisi olmasının sebebi miyiz? Aslına bakarsanız tam birebir hamilelikte yenilenlerden dolayı demek çok doğru evet, değil.
Orada bir de ailelerin üzerinde çok baskı oluyor, annelerin üzerinde. Biraz, organik yemeliyim, onu yiyemem. Tabii yani o kadar da değil. Yani diyorum ya bu bir bütün aslında baktığımız zaman. Yani hava kirliliği bile bir etken ki havayı işte değiştiremiyorsunuz. Hele büyük şehirde, İstanbul gibi büyük şehirde yaşıyorsanız değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla etkenler çok fazla. Hepsini kontrol etmek mümkün değil. Genel olarak baktığınız zaman evet mümkün olduğu kadar eski hayatımıza dönmek gerekiyor. Ama annelerin de çok fazla kendilerini suçlama taraftarı değiliz. Çünkü kronik her hastalıkta iki tane boyut var. Bir fizikselde yaşadığınız problemler, evet. Bir de psikolojik olarak yaşadığınız problemler. Biz annelere hep diyoruz ki hani lütfen bu tanıyı aldıktan sonra dünyanın sonu gibi düşünmeyin. Bu çocuk tabii ki düşünsenize henüz büyüme çağında ya, evet, ve siz ya. En kıymetli hayvansal proteinlerden mahrum bir diyetle büyütmek zorundasınız bu çocuğu. Zor. İster istemez annelerin kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. İşte yaşıtları gibi büyüyebilecek mi? İşte okula gittiği zaman herhangi bir gelişim geriliği evet, yaşayacak mı bunlar? Boy, zeka gerçekten aynen. Annelere yani yıkım bize oluyor. Çok gelen bir soru. Biz de her zaman diyoruz ki bunların muadilleri var. İşte artık amino asitlerine kadar ayrılmış formüller evet. Var. Bununla süt yerine bunlarla dengelemek mümkün. Siz yeter ki tanınızı alın, doktorunuza güvenin ve tedavinizi devam ettirin. Burada çünkü takip tedavi çok önemli. Aynen. Dolayısıyla bu çocuklarda yaşlarından hiçbir farkı olmadan büyüyebiliyorlar. Benim oğlum 9 yaşına geldi. Çok da başarılı bir öğrenci. Dolayısıyla hani öyle çok kötü bir tablo kafada canlandırıp da o umutsuzluğa, o hayal kırıklığına uğramaması aslında lazım. Aslında onu da yansıtmamamız lazım. Tabii değil mi? Yani çocuklar yani her şeyi anlayabiliyorlar. Sizin mimiklerinizi okuyorlar. Evet. Duygularınızı anlıyorlar. Yani siz üzgün bir anneyseniz o mümkün değil mutlu bir çocuk olsun. Dolayısıyla evet. Biz hep annelere yani zaten derneğimizin amacı da o. O psikososyal desteği verebilmek annelere. Yani yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız. Bakın biz de aynı yollardan geçtik diyebilmek. O güçlü duruş, o soğukkanlı duruş çok çok önemli anne için. O zaman peki alternatifleri sormak istiyorum. Yumurta, buğday, daha bir sürü şey var. Rafine şeker, süt. Nedir bunların alternatifleri? Şimdi biz bu sene Besin Alerjisi Farkındalık Haftası'nda bir yemek kitabı çıkardık. Evet ama harika. Evet. Ben kendim için kullanıyorum çok onu. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çünkü biz şöyle bir şey gördük, gözlemledik hekimlerimizle beraber. Şimdi tanıyı alıyorsunuz, size hekiminiz bir liste veriyor. Diyor ki çocuğunuzun şunlara alerjisi var, eve gideceksiniz ve bunları yemeyeceksiniz artık. Şimdi aile için çok zor bir nokta. Kapıyı kapatıyorsunuz, siz evde yalnızsınız, mutfağa girdiniz. Şimdi mesela düşünsenize. Ne yapacağım? Süt yok, hiçbir süt ürünü yok, tereyağı yok, işte yumurta yok, gluten bazen yok. Bir kek yapmak istiyorsunuz çocuğunuza. Yani çaresiz kalıyorsunuz. Evet. İşte biz o çaresizlikleri yaşayıp deneyimli anneler olarak yüzlerce kez mutfakta deneme yapıp deneme yap yanıl yap yanıl. Ama en sonunda ortaya çıkardık ve hep bunları yaparken de sağlıklı alternatiflere yöneldik. Bazen bakıyoruz anne diyor ki yani tamam ben bunları koymuyorum. Ama bir bakıyorsunuz ne koyuyorsun? Çok bambaşka sağlıksız içerikler koyuyor. Bu da bu sefer daha da tetikleyebilir aslında değil mi? Aynen çünkü bağışıklık sisteminin güçlenmesi aslında biraz da doğru beslenmeyle ilgili. Dolayısıyla biz de dedik ki yani sağlıklı alternatifler yaratmak mümkün. Dolayısıyla biz bir çağrı yaptık. Binlerce tarif geldi bize. Evet. İki tane annemiz Elif Tüter ve Selam Vasfoğlu sağ olsunlar. İki annemiz editörlüğünü yaptı. O tarifleri eleyerek bugünkü haline getirdiler. Ve bilimsel bir komite kurduk. Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Nermin Güler, yine çocuk beslenme uzmanı Profesör Doktor Muazzez Garipaoğlu, bir de çok gıda güzel. Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu. Üçü beraber bu tarifleri tamamen daha sağlıklı hale getirerek kitabımızın ortaya çıkmasına çok büyük katkı sağladılar. Ve çok da lezzetli oluyor tarifleriniz. Evet, gerçekten aynen. Çok lezzetli. Yani hiç demiyorsunuz ki bu yok, bu yok, hayır. İnanamadılar mesela ben uyguladığımda. Nasıl yani bu yok mu? Evet yok yani. Şimdi biz kültür olarak, Türkler olarak tatlıyı çok seviyoruz. Evet. Yani bizde böyle şerbetli tatlılar, baklavalar falan gerçekten çok seviliyor. Ama işte bunun bir de sağlık boyutu var. Bakın Sağlık Bakanlığımız artık bir kampanya başlattı. Türkiye'deki çocukluk oranı, obezite oranı %10'un üzerine çıkmış. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla çocuklarımızın beslenmesine dikkat etmemiz lazım. Biz demiyoruz ki tatlı hiç yemesinler. Tabii ki yesinler. O da bir gereklilik. Bir besin grubundan komple çıkmak dengeli bir beslenmeyi bozan bir şey zaten. Ama diyoruz ki yani bu şeker ihtiyacını doğal kaynaklardan alsın. İşte bunlar meyveler olabilir, kurutulmuş meyveler olabilir. Yani diyoruz ki daha böyle doğala, doğal daha şekere güzel. Yönelin. Biz dolayısıyla rafine şeker içeren hiçbir tarif yer almıyor bizim kitabımızda. Bu da dediğiniz gibi sadece alerjik çocuk büyüten kişiler için değil aslında. Sağlıklı beslenerek çocuk büyütmek isteyen önemli. İnsanlar için de geçerli. Aynen öyle. Çok da güzel tarifler var. Peki amino asit mama. Bunu sormak istiyorum aslında. Annelerin şu anda trendi tabii ki alerjik bebekler. Nasıl hazırlanmalı?
Şimdi amino asit formüllerimizde bizim dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bir kere her şeyden öte bu formüller ısıtılmıyor, pişirilmiyor. Evet. Dolayısıyla biz ona uygun tariflerde yer alıyor bizim kitabımızda. Biz dedik ki bunlarla beraber tarif üretebilirsiniz ama hiç pişirmeden, pişirilmiş gıdalara katarak, işte çorbalara katabilir aileler veya tatlılara, muhallebilere katabilirler, pudinglere katabilirler kendi pişirdikleri. Burada amaç gerçekten biraz önce bahsettiğimiz gibi özellikle hayvansal protein çok fakir olan, diyette olan çocukların evet. o protein ihtiyacını karşılamaları adına aslında inek sütü proteini içeriyor ama amino asitlerine kadar evet. Yani siz proteini bir tesbih gibi düşünün. O tesbihi biz bozuyoruz, ipini koparıyoruz o mama formüle hazırlanırken ve tane tane oluyor boncuklar. Bağışıklık sistemi o haliyle tepki vermiyor proteine. Dolayısıyla siz ne yapmış evet. oluyorsunuz? Onu tesbih haline değil, boncuk boncuklarına ayrılmış bir şekilde vücuda sunuyorsunuz. Ve hiçbir reaksiyon almadan faydalanmış oluyorsunuz o besinden. Dolayısıyla gerçekten güzel. Hani özellikle medikal diyetlerde bu tip formüller gerekli olabiliyor. Bazen anneler şey diyor, yani ben mamayla bir çocuk büyütmek istemiyorum ama evet. şunu bir kere ayırt etmek lazım. Tabii ki her zaman anne sütünün önceliği tartışılmaz, kalitesi tartışılmaz ama çocuk biraz daha büyüyüp kendi işte ek gıdaya geçtiği zaman ve dediğimiz gibi hayvansal protein de alamıyorsa bu takviyeler bir medikal takviye olarak düşünmek lazım. Yani mama veriyorum gibi değil de burada eksik olan bir açığı kapatmak gibi düşünmek lazım. Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel anlattınız ki ve tarifleriniz diyorum. Evet. Mutlaka gerçekten eğer bir alerjiniz varsa veya sağlıklı beslenmek için Alerji Dostu kitabı size mutlaka öneriyorum. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra sizlerleyiz. Yaz aylarında bebekler için tabii ki güneş bazen rahatsız edici olabiliyor ve aslında hangisini kullanmalıyız? Alışveriş danışmanı Gizem Kösoğlu Yılmaz bize anlatacak. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Evet, rengarenk içeriklerle karşımızdasın. Evet. Aslında hangisini tercih etmeliyiz? Doğru olan nedir? Şöyle, şimdi hep bir soru işareti var annelerde. Kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım? İşte evet. doktorlara danışıyoruz vesaire. Her noktada olduğu gibi aslında doktorlarımızın bir kısmı işte 6. aydan itibaren kullanılabilir diyor. Bazıları işte 3. aydan itibaren güneş gözlüğü kullanabilirsiniz diyorlar. Ama bu noktada hani ister 3. ay ister 6. ay hiç fark etmez. Kullanacağımız ürünün bir kere kalitesi önemli. Evet. Şimdi hani böyle dışarıda gezerken X bir yerde gördüğümüz bir güneş gözlüğünü tercih etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu işte 3. ay, 6. ay gibi artık güneş gözlüğü kullanabiliriz. Çünkü ister istemez bizler evet güneşe baktığımızda ya da dışarı çıktığımızda rahatsız olup bir şekilde kendimizi düzeltebiliyoruz. İşte kendimizi, evet, ama onlar yapamıyorlar. Evet, koruma altına alabiliyoruz ama onlar yapamıyorlar. Dolayısıyla da bizim onlara bir kamuflaj bulmamız gerekiyor. Bu da tabii ki güneş gözlüğü olacak. Hangilerini evet. tercih edeceğiz, nasıl tercih edeceğiz? Şimdi dediğim gibi X bir yerden almayacağız. Öncelikli olarak o. İkincisi UV filtreli olacak. Yani güneş ışınlarını kırıyor olması gerekiyor. Aynı zamanda Blue Blocker dediğimiz aslında bir mavi ışık diye bir şey de var güneşten. Aslında direkt gözlerini rahatsız eden o. Evet, evet, aslında o. Dolayısıyla onu da kırabiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bu tarz tercih edebiliriz. İkinci bir noktamız da aslında şöyle. Şimdi biliyorsunuz çocuklar anlamazlar kırılma vesaire ki mümkün bizim değil. Gözlüklerimizi ellerine aldıklarında da direkt yaptıkları hareket hani şu şekilde oluyor. Şimdi şurada şöyle göstereceğim. Mesela bu tarz ürünler tercih edebiliriz. Şöyle kırdığımızda. Kırılmayan, işte evet, çevirebildiğiniz, yamulmayan, evet, bu tarz ürünlerden tercih edebiliriz ki herhangi bir şekilde kırılma vesaire olmasın. Biz de sürekli almak zorunda evet, kalmayalım. hafifliği de çok önemli aslında, değil mi? Hafifliği önemli. Yani o zaten hani yüzünü rahatsız etmesin. Evet. Bir de doktorlarımızın da önerisi şu yönde. Taktıkları zaman tamamen bu kısmı kapatması gerekiyor. Hani bizim kullandığımız bazı gözlüklerde yan taraf açık kalır evet. ya. Onu biz ayarlayabiliyoruz ama çocuklarımız maalesef o ayarı yapamıyorlar. Direkt kapatacak. Direkt kapatsın. İşte bu 3. aydan 6. aydan itibaren. Belki biraz daha büyüdüğünde işte 2 yaşlar, 3 yaşlarda normal ürünlere geçebiliriz. Ama onun dışında böyle yüzünü tamamen kapatacak bir gözlük tercih edebiliriz.
Bazen şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki işte biliyorsunuz bazı küçük bebeklerimizin gözle ilgili problemleri oluyor. Evet. Yani göz numarasıyla ilgili. Dolayısıyla gözlük takmak zorunda kalıyorlar. Peki gözlük takan çocuklarımız bu tarz ürünleri kullanamayacaklar mı? Hani işte neler kırılmayan yapmalıyız vesaire gibi. Onun için de şöyle bazı markalarda böyle bir iyi yan var. Şöyle bir saniye. Şöyle çıkarabiliyoruz cam kısmını, evet. Kendi özel camımız varsa eğer, hani numaralı olan vesaire, onu da buraya tekrar takabiliyoruz. O şekilde kullanabiliyoruz. Yine kırılmayan bir gözlüğe sahip olmuş oluyorlar. Ya da bu şekilde bunu numaralı hale de getirtebiliyor firmalar, tabii, değil tabii mi? Tabii ki. Tabii ki öyle. Şöyle hani küçük yaşlarda, şimdi bunlarda çok fazla modelde yok ama bu hani 3 ay dediğimiz dönem, evet, 6 ay dediğimiz dönem, biliyorsunuz burun kemikleri çok fazla yoktur bebeklerin. Evet. Dolayısıyla şu tarz ürünler onların kemiklerinde kalmayacaktır. Onlara daha havada uygun, kalıyor daha değil mi? Daha havada kalıyor. Onlara uygun olanlar var, minik olanlar. Onlardan tercih edebilirler. Yine keyifle kullanabilirler. Ya da şöyle yan taraflarında böyle askı şeklinde, hani düşmesin, evet, diye boynuna asabilecekleri bölümler var. Onlardan tercih ederlerse en azından işte yüzünden çıkarma ya da dışarı atma gibi durumları söz konusu olmaz. Böyle bir ürün, buna benzer ürünlerden tercih edebilirler ya da daha da büyüdüler diyelim. Evet. İşte büyük, artık büyük süreçli. Evet, aynen. Şöyle takayım mı? Yakıştı. Teşekkür ederim. Böyle büyük hani tarz olmaya doğru gittiklerinde de yine tercih yapabilirler. Yine o burun kısmı havada kalması ama yine de çok önemli. Yani evet, bu yine bir 0-3 yaş arası önemli konulardan biri, tabii değil yani mi? Sıkıştırma yapmaması gerekiyor, evet, bir kere. Yani hani herhangi bir rahatsızlık vermemesi gerekiyor. Yapıda bozukluk, değişiklik yapmaması gerekiyor. Dolayısıyla onlara dikkat edebiliriz. Evet. Şimdi şöyle bir gözlükten de bahsedeceğim. Şöyle şimdi artık günümüz, evet, anneleri ve günümüz, evet, çocukları, bebekleri. Artık şöyle, onların da bir stili var yani. Tabii ki öyle. Dolayısıyla bunu da destekleyecek ürünler, evet, anneler tercih ediyorlar. Bunlarda nelere dikkat edeceğiz? Yine belirli standartlara uygun camları olması gerekiyor. Evet. Yine fitreler vesaireler olması ve gerekiyor. Ve dünya standartlarına uygun, evet, camlar var, evet, değil mi? Evet, kesinlikle onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de hafif olması, evet, önemli. Yani işte kulak arkasını rahatsız etmeyecek, işte yüzünü yine bu burun kenarları kısmını havada kalacak. Evet, rahatsız etmeyecek şekilde tercih edebilirler. Yani aslında çok hani demirli ve ağır gibi gözüküyor ama değil, o kadar hafif ki. Evet, bunu da takma, bunu da takmanızı rica ediyorum. Tabii ki, tabii ki. Şöyle. Her gözlük mü yakışır insana? Çok teşekkür ediyorum. Kötü gözükmüyor. Evet. Hayır, gerçekten gözükmüyor. Tamam. Rengi de çok güzelmiş bu arada. Çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Şu şeylermiş. Hangi kamera? Oradan çekebilirsiniz. Evet. Gerçekten evet, hafif olması en önemli şeylerden bir tanesi. Evet, öyle. Yani şöyle hani illa kırılmaz mı olmalı? Şimdi buradan da örnek verebiliriz, evet, mesela. Bunu tabii kırmıyoruz. Bu kırılanlardan. Bu daha yaş üstü. Evet, evet. Yani hani kırılmayanlar tercih edilmiyorsa eğer, normal tercih edeceksek, yine bizim için en önemli nokta cam. Evet. Yani o camını, çünkü biz aileler şunu, yani kendi gözlüğümüzde gözümüze zarar verdiğini algılayabiliyoruz. Ağrı yapıyor vesaire, evet, yapıyor ama çocuğunuz bununla ilgili bir dönüş yapmayacaktır size. Dolayısıyla seçeceğiniz camın gerçekten o standartlara uygun bir cam olması gerekiyor. Peki kullanırken nasıl kullanmalıyız? Şöyle yine gözlüğümüzü yani güneşe çıkarken takacağız, evet, ve camları da çok özel camlar olduğu için aslında koruma altına almamız gerekiyor. Onların işte biz nasıl bir kaba koyuyorsak yine kaba konulması gerekiyor. Evet. Her kullanımdan önce yine çocuklarımız her şeyi ellediği için camlarının temizlenmesi gerekiyor ki onlara hani iyi bir görüş sağlayabilelim. Peki bu bazı bebeklerde göz alerjisi yapabiliyor mu bu, hı-hı, sildiğimiz, kullandığımız malzemeler? Herhangi bir malzemeyle silmemize gerek yok, evet, ya da %100 doğal içerikli ürünlerle olanlarla silebiliriz. Ya da suyla. Evet, ya da suyla temizleyebiliriz. Onun dışında bir alerji yapmaz. Yapmaz, evet, harika. Peki bunları takarken, hı-hı, özellikle şu arkada bağcıklı, evet, gösterdiğiniz şeylerden biri. Çok böyle kafasını sıkması nasıl ayarlayacağız? Onlarda yine ayar var. Keşke, evet, getirseydim, getirmemişim. Ayarlar var. Dolayısıyla o büyüklüğüne göre kafa bir, çünkü şöyle 4-6 yaş arası mesela, evet, diyelim. Dolayısıyla biraz yapı değişiyor 4-6 yaşta. Evet, bu sefer daha da, evet, sıkma olasılığı olabiliyor. Evet, evet, aynen öyle. O arkadan ayarlayabiliyorsunuz. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı olmaz. Keyifle kullanabilirler. Harika. Evet, keyifle ve tarz çocuklarımız için gözlük çeşitlerimiz diyoruz. Evet, 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 kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bebeğimi Büyütürken programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya farklı konu ve farklı konuklarla görüşmek üzere.